Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kanalımızda da kıtanlar ekranımız olsun. Xitay alma yanfununu baykot kıldığını bildirdi. Fransiya Avazi Radyosu'nun bugünkü haberde bildirilişçe, Xitay Taşkı İşlam Ministerliğinin bayanatçısı Zhao Lijian Amerika'ya tehdit silip, eğer Amerika'da ündidar çeklense, alma yanfunu Xitay'da baykot kılınışı mümkün degen. Xitay Taşkı İşlam Ministerliğinin bayanatçısı Zhao Lijian bugün Twitter hesabında tehdit silip, eğer Amerika'da ündidar çeklense, ondaqta Xitay'nın alma yanfunu ve mahsulatlarını işiltişinin hiç kandak ehmiyeti kalmaydı degen. Zhao Lijian'ın sözü onun Payshanba günü Taşkı İşlar Ministerliğinin muhbirlerini kütüp alış yığınında kılgan Nurgun Xitay puhraları eğer Amerika ündidarını hakikaten çeklese, ular mı alma yanfununu işletmeydiğanlığını bildirişmekte degen sözü bilen okşaş mezmununu bildirdiken. Trump'ın Amerika şirketlerinin ündidar bilen herkandak soğudu kılışını çekleş memuri buyruğuna asasen, belkim alma şirketinin köçme app detalidin, yani WeChat detali öçürleşi mümkün iken. Ündidarga münasibetlik temalar Xitay ijtimai alaqa vasitlarida qattiq gulgulu qo'zg'agan. Amerika prezidenti Trump 8 ayning 5-ida ma'muriy buyruq imzolab, 45 kun ichida Xitayning ko'chma detali Douyinning chat eldagi nusxasi TikTokni cheklaydiganligi haqida qaror olgan. Xitayning mazkur detallari Xitayga vakillik qilib, Amerikaning davlat bexatarligiga tahdid solgan qilmishlar bilan shug'ullanganligini o'tirg'i qo'ygan edi. Ma'lum bo'lishicha, alma yanfuni, iPad qatorliq alma mahsulotlari odatda Xitoyda qattiq umumlashgan. Xitoy alma shirkatining Amerikadan boshqa asosliq bozorlarining biri ekan. Yer shari bozori tadqiqotchisining sonliq ma'lumotlariga qaraganda, alma bu yil 2-chi faslda Xitoy aqliy iqtidorliq yanfun bozorining 8% ini egallagan bo'lib, sotilish miqdori 1-chi o'rinda turadigan Huawei'dan xilili tuvan ekan. Fransiya agentliqining xabariga qaraganda alma mahsulotlari asosliqi Xitoydagi zavodlarda ishlab chiqarilib, Xitoyni nurg'un xizmat o'rni bilan ta'minlaydi ekan. Shunga Xitoy Amerika shirkatiga qarata embargo yurgizolmaydi ekan. Amerika Tashqi ishlar ministerligi madaniyatini qo'g'dash uchun kurash qilayotgan Uyg'urlardan o'g'inishga chaqirdi. 28 avgust Amerika Taşkı İşler Ministerliği Twitter hesabatıda Uyghurca medeniyetini qoğdaş üçün kürəş qılıvatqan Uyghurlardan ögünəyli degen uçurunu həmbəhərlidi. Twitter hesabıda həmbəhərligən uçurda zulümdən qıçıp qutulub, Komünist Partiyasının davamlıq təhdidigi uçursumu, likin özünün Uyghur medeniyetini saqlap qılış üçün kürəş qılıvatqallardan köpürək ögünəyli. İzdirəksiz qayıp bolğan Uyghurlarını untumaylı degen cümlelerini həmbəhərligən. Filippin şirketleri Xitay şirketleri bilen bulgan alaqını üzüşke çakırıldı. Germaniya avazı haberde bildirilişçe Filippin Taşkı İşler Ministeri Filippin hükümetini ve şirketlerini Canubi Deniz'de herbileştiriş, süni aral yasaçkı katlaşkan Xitay şirketleri bilen bulgan alaqısını ahırlaştırışkı tavsiye kılgan. Filippin Taşkı İşler Ministeri Lawson Muhbir'a eğer onlar herkandak usulde Canubi Deniz'de aral kuruluşuqa katlaşsa, ondaqtı biz onlar bilen bulgan alaqını tuxtimiz degen. Ama o hiç qandaq şirket yoki turnun ismini aşkarlamagan. Ma'lum bo'lishicha Amerika qora tizimidagi kirgizgan Xitoy shirkatlarining biri Xitoy xabarlashish qurilish guruhi CCCC ul aslaha qurilishi bilan shug'ullanadigan. Bu shirkat o'tgan yili Filippinning yerlik shirkati bilan hamkorlashib, Manilaga yaqin o'rinda 10 milliard dollarlik mablag' ketadigan Kauti aerodrom qurilish turini hoddiga elib tasdiqlagan. Bu shirkatning qarmoqidagi Xitoy port qurilish shirkati Filippin shirkati guruhi Udennaning raisi Dennis Uy bilan hamkorlashgan va 1 milliard 200 million dollarlik Manila qo'ltiqida bo'z yer o'zlashtirish turining dastlabki tasdiqini olgan. Xitoy shirkatining direktori Huang Shuxianning Filippin prezidenti Duterte bilan quyuq munosabati bor ekan. Covid ölkesinin valisi Juanito Victor Remulla Duterte'nin yol yorukluğa əməl qıldığalıqını ve onundan qandaq hareket qılış toğırsıda məsləhət alğalıqını etkan. O muhbirğa əgər prezident ve devlet müdafiye ministerliki Xitay alaqı quruluş guruhi bilen həmkarlışının xəvbi barlıqını etsa, biz dərhal kilişimini bekar qılımız digən. Çarşamba günü Amerika Saudi ministerliki Xitayning 24 şirketigi ceza yürgizgenlikini elan qıldı. Hem de alakadar şahıslar ve onlarının bevasıtı tukkallarına vize çekilmesi koydu.
Bu Amerika'nın tuncu kıtım Cenubi Deniz talaş tartışı meselesi de Xtay'ın cezalışı hesaplandı. Gollandiya Taşkı İşler Ministeri Xtay'ın Uyghurlarga tutkan muamilesinden endişe kılgallıkını bildirdi. Gollandiya Taşkı İşler Ministeri Stef Blok 27 Ağustos Xtay Taşkı İşler Ministeri Wang Yi bilen görüşkende Xtay'ın Uyghurlarga tutkan muamilesinden endişe kılgallıkını bildirgen. Niderlandis vaqti gezisinin xabar qilishicha Stef Blok söhbatda Xitoy dairelerinin Gollandiyadaki Uyghurlarga parakendichilik qilish va tahdid silish masalasini o'tirg'i qo'ygan. Gollandiyadaki Uyghurlar bu yil 5 ayda Gollandiya Adliya ministerligiga ariz sunib, Xitoyning o'zlariga tahdid silayotganligini shikoyat qilgan. Adliya ministerligi Wang Yi Gollandiyani ziyorat qilishning oldida arizdorlar bilan ko'rishgan edi. Niderlandis vaqtining bildirishicha hukumatning e'lon qilgan bayonotida Stef Blokning Uyg'ur masalasini o'tirg'i qo'yganligi, lekin konkret nimalarni deganligi va Xitoy tashqi ishlar ministrining nima deb javob berganligi oshkorlanmaganligini. Bayonoti faqat Blokning Uyg'ur vaziyatidan andisha qilayotganligini ta'kidlaganligini bildirgan. Xabarda ta'kidlanishicha Gollandiya xalq taftish mahkamasi Xitoy doirlarining Uyg'urlarni Gollandiyadagi urug' tuqqanlarga telefon qildirib ularni uchur bilan ta'minlashga qistig'anligiga doir 58 kishining 28 inkasini topshirib olganligini bildirgan. Xabarda bu xil qilmish Gollandiya qonunida jazolansimi, lekin taftish mahkamasining yuqoriqa arizga qarata dilo turg'izmasligini qaror qilganligi ta'kidlangan. Xabarda ilgari surilishicha taftish doirlari bu diloni aniqlash mumkinchiligi yo'q deb qaragan. Shvetsariyaning Xitoy bilan kelishim imzolashni so'zlashayotganligi andisha qo'zg'idi. Shvetsariyaning Xitoy bilan Xitoy doirlarining Shvetsariyaga kelib, qonunsiz ko'chmanlarni so'roq qilishiga yo'l qo'yishi to'g'risidagi bir kelishim haqida so'zlashayotganligi andisha qo'zg'idi. Shvetsariya ko'chmanlar sekretariyatining bayonotchisi Daniel Bach 26 avgust Keystone Sida xabar agentligiga qilgan so'zida bu kelishimni dalillab, bundaq ishning Yevropadagi boshqa davlatlarda ham umumlashganligi Shvetsariyaning 60 tek davlat bilan bundoq kelishimi borligini bildirgan. Shvetsariyaning Xitoy bilan bu kelishim haqida so'zlashayotganligi kishilik huquq tashkilotlarida andisha qo'zg'agan. Kuzatuvchilarning qarashicha Shvetsariyaga berib panohlik tilaydigan Uyg'ur ko'p bo'lmasimi, lekin bu Shvetsariyadan panohlik tilashni o'ylaydigan Uyg'urlarga nisbatan yushurun xavf ekan. Shvetsariyadagi NZZ Am Sonntag gazetasida o'tgan hafta Shvetsariyaning Xitoy bilan 2015 yılı imzalanan kelişimini yenilash haqida söhbet ilip berayotganligini bildirgan. Mazkur gazetanın haberde ta'kidlanishicha yeni kelişimde Xitoy dairelerinin Shvetsariyaga kelib, qonunsiz ko'chmanlarni jumladan siyasi panohlik iltimosi rad qilingan ve rasmiyatsiz kişilerini so'roq qilishiga yo'l qo'yilgan ekan. Daniel Bach bu kelişimde Xitoy dairelerga Shvetsariyada 14 kun turish vizisi berilib, ularni turishlik joy bilan ta'minlaydiganligi, ularning Shvetsariya Xitoyga qaytara olmayotgan qonunsiz Xitoy ko'chmanlarini qaytirib ketadiganligini bildirgan. Turkiyadagi Xitoy virusi haqida eng yangi ma'lumot. Turkiyada yaqinqi 24 soat ichida Xitoy virusi sababidan 36 kishi qazo qildi. Shuning bilan Turkiyada Xitoy virusi o'tirg'i chiqqandan buyon qazo qilganlar soni 6245 ga yetdi. Bir kun ichida 107814 kishi tekshirilgan bo'lib, bulardan 1517 kishida virus payqaldi. Mushu 24 soat ichida saqiyib doktorxonadan chiqqan 1017 kishi bilan qo'shilib, saqayganlarning umumiy soni 241809 kishiga yetdi. Sahiya ministrligi xatarning hali ham davom qilayotganligi, shunglashqa xalqning maska taqish, ijtimoiy orliq saqlash va tozalikka rioya qilishining intayin muhim ekanligini bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.